Değirmen Ağzı olarak Akçakocalıların adettiği bir bölge. Değirmen Ağzı Kent Park çalışmamız bundan bir yıl kadar önce başlattık proje çalışmalarını. Kamulaştırma çalışmalarımız yaklaşık 7-8 ay kadar sürdü. Tüm kamulaştırmaları kendi belediyemizin öz bütçesinden gerçekleştirdik. Yaklaşık 57 dönüm bu alanda derenin hem sağı hem solu olmak üzere iki yakayı da inşallah 40 metrelik iki köprüyle 40 metre açılık iki köprüyle birbirine bağlıyoruz. Muazzam bir kent park inşa ediyoruz. Şimdi değerli Akçakocalılar, ben dün Ankara'daydım. Ankara'da bir büyük tören vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve bakanlarımız bu törene katıldılar. Bu törende Ankara'da hızlı tren garını açtık. Devasa bir yatırım. Bir büyük proje. Biliyorsunuz Türkiye'yi hızlı tren ağlarıyla örüyoruz. Muhteşem bir proje ve günde 50 bin yolcunun bulunacağı bir proje. Onu açtık. Bugün de burada Akçakoca'da bir parkın temel atma töreninde bulunuyoruz. Biliyorsunuz bizim hükümetimiz icracı ve reformist bir hükümettir. Son 2 yıla baktığımızda bakın Marmara Ray ilk açılışı yapılan proje devasa bir büyük projedir. Peşinden Osman Gazi Köprüsü, en son Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve inşallah 20 Aralık'ta da Avrasya Tüneli'ni açacağız. Bunlar çok büyük projeler, ulusal projeler, dünya çapında projeler. Bunları tek tek açıyoruz. Biliyorsunuz bütün dünyada ekonomide bir daralma var. Yani önümüzdeki dönem dünya ticaretinde bir daralma gözüküyor ve iddialı ülkeler bile Avrupa Birliği gibi gelecek dönem büyüme oranlarını %1,5-%1,6 gibi belirliyorlar. Dolayısıyla dünya ticaretindeki bu daralmanın olduğu bir dönemde bakın Türkiye yatırımlar yapıyor, Türkiye büyüyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye ile birlikte Düzce'de güzel şeyler oluyor. Biliyorsunuz hastanemizi açtık. Hastanemiz şu anda hizmette. Kültür merkezimiz açıldı. Otogarı inşallah 6 Kasım'da açacağız. Bitti, tamamlandı. OSB otoban bağlantı yolu devam ediyor. Kalıcı konutları açtık. Ve Düzce ile birlikte Akçakoca'da güzel şeyler oluyor, olacak. Bakın bugün buraya yalnız gelmedik. Bugün buraya Ulaştırma Bakanlığı'nın görevliyle beraber geldik. Birazdan Balıkçı Barınağı ve yeni düşündüğümüz yat limanının projesini konuşacağız. Burada bakanlık yetkilileri olacaklar. Onlarla birlikte bu projenin geleceğini konuşacağız, yerini konuşacağız. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbena, ya Rabbel Alemin. Temelini atmak üzere toplanmış bulunduğumuz bu parkımızı hayırlı, uğurlu, mübarek ve mütemmem eyle. İlçemiz ve ülkemiz hakkında hayırlı uğurlu eyle. Bu parklardan bu vatana, millete, dinine, diyanetine bağlı nesiller gelip geçmesini nasip eyle. Verme. Allah'ım milletimize ve devletimize başta terör ve bölücülükle mücadele olmak üzere tüm hayırlı hizmetlerine muvaffak eyle. Rabbel minna bi hurmetil Fatiha. Evet değerli arkadaşlar, yağmur berekettir, nimettir. Yağmurlu bir havada açıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah mübarek etsin.